Evet Tonguç hazır mısın efendim, hocam, efendim. Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını eten, açtık eten, içeri girdik. Tane Ardından yani. da ilk beylikler başlıyor. Bak bunların ne olduğunu biliyor musun Tonguç? O, bunlar bizim güzel. dünya kültür listesinde bulunan çok değerli eserlerimiz. Mesela dünyanın en büyük taş asma köprüsünün Malabadi Köprüsü olduğunu Malabadi, biliyor musun? Aynen için bir isim hocam. Yani. Mala Bağladı gibi değil mi? Malabadi Köprüsü. Yağıbasan Medresesi'nin de gene Anadolu'da benim açılan ilk medrese olduğunu biliyor muydun? diyor ki Mala Bağladım diyorlar. Ya bu o değil Tonguç. Ben burada dünyanın en büyük taş kemerli köprüsünden bahsediyorum. Yağubasan mı? Artuklulara ait. Malabadi Köprüsü. Bak bu çıkar sınavında Tonguç. Hadi be. Yağubasan medresesi aynı zamanda ilk medrese. Anadolu'da açılan ilk medrese. Yağın yani ilk... Ya yani yağ... ekmeğin üzerine yağ mı basıyor? Aynen yağı basıyorlar. Böylece enerji doluyorlar ve ilk medrese yani ilk üniversite Tonguç bu çok önemli. Ve aynı zamanda yine UNESCO tarafından UNESCO UNESCO tarafından. UNESCO. Ya UNESCO diye okunuyor esasında ama televizyon MTV. Aferin. UNESCO tarafından divri olacağım ve Darüşşafaka, Sivas'ta bak Divri'de de Mengücekler tarafından kurulacak. Şimdi bunların işleyeceği sonuç. Bunlar çok çok önemli şeyler. Bakalım. Şimdi birincisi, birincisi, biz hatırlarsan. Şöyle göstereyim kahverengi kalemle göstermek istiyorum Şöyle göstereyim, yani, Evet, böyle bir Burası bir. Pasinler'de tamam mı Tonguç Pasinler. Pasinler Ovası Erzurum'un Pasinler Ovası. Evet. 148'de Pasinler'den girdik. Ne yaptık? Bir ilk Bizans'a savaşımızı yaptık. Ama, sonra da Muş, 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 Malazgirt Ovası bak o da buralarda bir yerde. Ha bir küçük yazabilir misin? Yani Ama çok büyük bir, yazarsam bir, saltukları yazacağım şeylerse olmaz Tonguç. Tamam. Daha mikroskop verir misin şöyle daha rahat edeyim? Malazgirt. Bak tamam. Pasinler ve Malazgirt'te 1071 artık Anadolu'nun kapıları açıldı. Bizans kaçmaya başladı. Bizans kaçtıktan sonra Tonguç biz burada danışmentler, mengücekler, saltuklar, artuklar ve yine şu İzmir'de Çaka Beyliğini kuracağız. Oha Çaka ne kadar Beyliği. çok kurmuşuz. Evet aynı zamanda bunlardan sonra da Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuracağız. Bu sırada, bu sırada Bizans İmparatorluğu böyle yavaş yavaş kaçmaya başlayacak. Selin yavaş yavaş buraya hatta en son biz İstanbul'u fethettiğimiz sırada sadece buracıkta kalacaklar. yok yani. artık. Aynen. Şimdi burası çok önemli Tonguç. Bizans'ı biz mi bitirdik hocam? Bizans'ı biz bitirdik Tomuş. Gerçekten bitsin bu Bizans dedik ve bitirdik bu çileyi. Ama yazı, ayıp yazık değil mi hocam ya? Onlar Ama ayıp, ayıp abdestsiz geziyorlar Tomuş. Bir görsen yaptıkları neyse. Şimdi buraya bakalım. Burada şu çok önemli Tomuş. Bunları nasıl aklımıza tutabiliriz? Çok zor. Danışmentler, yani. Artuklular, Artuklar, Mengücekler, Saltuklar ve Çakabeyli. Buradan ne çıktı aklına? Damsık. <laughs> ne diyorsun Tonguç saçmalama? Ne diyorsun Tonguç? Ha, Damsık diye Damsık. Ha, bunlar bu Bizanslıların kaçarken çıkardığı ses olarak aklına tutabilirsin. Anlatabildim mi? Dama Anladım. kaçıyorlar ve o sırada korkudan altlarına yapıyorlar diyebilirsin. Bunlar kimler? Danişmentler, Artuklular, Mengücekler ve Saltuklar bir de Çakabeli. Demek ki Anadolu'da Demek kurulan Selçuk, ilk beylikler neymiş? Selçuk, o yok. O sonradan kurulacak. Burası yok. Ha, beylikler bunlar. Bunlar Daha beylikler. Bak Danişmentler da, Mengücekler M, me. Artuklular a, Saltuklularsa bir de Çakabeyli. Bu Türkiye Selçuklu Devleti Bunlar ilk kurulan beylikler. Bunlar yıkıldıktan sonra Türkiye Selçuk Devleti kurulacak. Bunların en önemli özellikleri neydi? Burada söylemiştik. Birazdan yine söyleyeceğiz. Bak, Artuklar Malabadi Köprüsü'nü kazandırıyorlar. Malabadi. Hayır, Malabadi. Yağıbasan Medresesi ilk medrese danışmanlar tarafından kuruluyor Tokat'ta. Divri Ulu Camii ve Darüşşifa. Yani Darüşşifa ne olabilir sence? anlam veremiyorum. Ne Şifa demek? Şifa diyarı. Yani hastane Tonguç'um ne kadar san? ne sat... demek? Ben nereden bileyim hocam ya. Hasta olunca sana Allah şifa versin demiyorlar mı Tonguç? Aa demiyor Sen hasta olunca veteriner mi gidiyorsun? Sen hasta olunca veterinere gittin diyelim Tonguç. Annem babam veterinere götürmek istiyor. Tamam ben orada de... sana veteriner geçmiş olsun demiyor mu Tonguç? E, veteriner. Şifa versin demiyor ya, mu? Veteriner öyle demiyor hocam. Ne Veterinerler de... genellikle hoş hoş <gülüyor> diyor. <gülüyor> 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 pardon sen doktora gidiyorsun kafam karıştı Tonguç özür dilerim. Evet. <laughs> <laughs> Şimdi Danış şifası var Sivas'ta. Şimdi bunların detaylarına gireceğiz ama nedir, özelliklerini bileceğiz. Bak Danışmentler e, ne nerede Tokat ve çevresinde. Mengücekler yine Sivas Divriği çevresinde. Saltuklar yine Erzincan çevresi bak buraya yazalım Erzincan Saltukların kurulduğu yer ve ardından da Artuklar'da Diyarbakır çevresinde olduğunu Anladım iyi bilmemiz hocam. lazım. Bunu Sağ sana abi. veriyorum Tonguç. Neymiş bu ilk tür birliklerin önemi ne? Şimdi bunlar nerenin fethinde sence önemli rol oynamışlardır? Bence Anadolu'nun fethinde. Mükemmel bir zeka, sıra dışı bir beyin ve karşınızda Tonguç Şimdi Hazretleri. Anadolu'yu anlatıyoruz. Yani ne olabilir ki başka? Artist ama. Japonya'nın fethinde mi olacak yani? Evladım yani adam Japonya zaten deprem bölgesi. Gerek yok fethetmemize. <laughs> Anadolu'nun neyini hızlandırdılar? Anadolu'nun Anadolu Türkleşmesi. Kalkınması. Ay, Aa, evet kalkınmasını hızlandırdılar. Sanayileşmesini hızlandırdılar. <laughs> evet Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırdılar. Bak bu da bir... Mengücek Bey'i kılıcı Anadolu arkasında. Anadolu eskiden Türk değil mi? kıyafet giymiş. Bu sarı don üzerine pijama mı giymiş? O Nasıl Hayır, şey? Anadolu eskiden Türk değil miydi? Değildi. Fileri çorap giymiş. Yani. Fileri çorap, çorap, giymiş. Yeni moda bu şimdi. Burada şu çok önemli olmuş. Anadolu eskiden Türk değildi. Bizans'taydı, Roma'daydı. Biz şimdi oraları yamultuyoruz. Düzeltiyoruz ve güzelleştiriyoruz. Bulundukları yerleri Haçlı saldırılarına karşı koruyorlar Tomuş. Haçlı. Haçlılar saldırıyor bak. Haçlı böyle elinde Haçlı geliyor. Sen de bir Türk beyliği olarak hop okla onu bitiriyorsun. Anlaştık mı Tomuş? Anadolu'da pek çok kültür ve sanat eseri bırakıyorlar. E, az önce söylediklerimiz çok önemli Tonguç. Bunu sınavlarda da soruyorlar. Şunlar çok önemli Kültür ve sanat eserleri. Malabadi Köprüsü, Malabadi. Bedresesi ve Divri Ulu Camii ve Darüşşifası. Anladım hocam. Ardından bunu veriyorum sana Tonga çok güzel alıyorsun. Anadolu'yu ne hale getirdiler? Bak bu kelimeyi çok kullanır hocalar. Bayındır güzel hale getirdiler. Hale. Bayındır ne demek Tonguç? Hocam Bayındır diye bir arkadaşım vardı. Tamam Bayındır ee, bu sürekli bayılıyor. Bu baymıyoruz. Burada Bayındır demek bu aklına gelsin. Yani bina inşa ediyorlar anladın mı? Bu mi? mı? Bayındır. Bu yani şöyle şöyle binalar yapılmaz. Böyle uzun uzun Gökdelenler yapıyorlar Anadolu'da. Hadi Evet. O zaman önemli. gökdelen var mı şeyler? Sen ne diyorsun? Bunların hepsini inşa ediyorlar. Şaka mı yapıyorsun? Yok, Yok ciddi söylüyorum Tonguç. Gökdelen yapıyorlar. Evladım şu anda. Hayır gökdelen olur mu? Şu hocam, anda Yağbasan Medresesi'nin ya da Divri Ulu Camii'nin ya da Malabar Likkatli Köprüsü'nün hocam. değeri, değeri İstanbul'daki bütün gökdelenlerden daha fazla bunu olur biliyor Olur mu ya, ya bir şey? Ya. Hocam 1 milyon dolar satıyorlar bir daireyi gözünü seveyim. Tamam bunu sen kaç milyar dolar alabilecek misin? Hesapla hesap makinesini çıkar hemen. Ya, hocam, bunun aaa. değeri ölçülemez Tonguç. Yer isimlerinde Türkleştiriyorlar, Türkçeleştiriyorlar. Yani bayındır, tarımla alakalı bir şey değil mi? Hayır canım? evladım, bayındır bina yapmak, inşa etmek, binalar, ha. anladın mı? Binalar inşa ediliyor, evler inşa ediliyor. Camiler, medreseler, kervansaraylar, darüşşifalar, hastaneler, mükemmel binalar yapılıyor. Buna bayındır hale getirmek deniyor Tonguç. Aynı zamanda bunlar çok önemli. Bunlar aşırı önemli. Burayı bilmiyorsan zaten Anadolu'yu terk et Tonguç. Hemen bir bilet al, başka bir yere git. Yunus Emre, Mevlana. Düşünüyorum. Öyleyse severim. Hayır oğlum, onu Yunus Emre değil, Descartes diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yunus Emre bir ben var, bende benden içeri diyor. Veyahut da e, yaradılığını severim olsun, yaradandan o... ötürü diyor. Anladım. Ne, ne olursa olsun... ol yine git. Yine gel diyor Mevlana. Senin Aa. gibi senin gibi bir insan değil, mükemmel. Ol, ne olursa ol yine git diyorum hocam. Bana uzak Allah'a yakın ol diyorsun. Aman yani. hocam aman ya. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evren gibi şahsiyetleri yetiştirdiler Anadolu'da. Bak bunlar çok önemli şahsiyetler. Neden biliyor musun Çok çok önemli. Bu adamlar 13. yüzyılda, Hümanizm yani insancılık akımına başlıyorlar. Avrupalılar bunlardan 300-400 yıl sonra Rönesans ve reformu getirdik. Hümanizm geldi ya yapacaklar. Halbuki bizim insanımız yıllar önce insan en değerli şeydir. Öyle de olsa böyle de olsa insanları birbirinden ayırmamalıyız diyerekten de hümanizmayı başlatacaklar. Evet. Hangisi tür birliklerinden değildir ödülü sorumuz. Bunu hemen yapıyorsun Tonguç. Video bombardımanımız devam ediyor. Aynı zamanda Tonguç'um. bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutma. Sağ bu hocam. videoyu da like et. Tamam mı Tonguç?